görmüyor musun beni? Ha? Sana Yiğit aşağıda diyorum. Hadi çık odamdan sonra konuşuruz. Çık. Niye İclal? Ha? Zor durumda mı kalırsın? Dün gece benim kaldığım gibi mi? Ben dün gece sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Senden rica etmiştim. Hayatımda ilk kez senden kendim için bir şey istemiştim. Dün gece benim için önemli dedim. Mahvetme demiştim. Sen ne yaptın peki? Benim senin için yaptığım onca şeyden sonra sen dün gece ne yaptın? Kes sesini. Kes sesini, bak aşağıda herkes duyacaklar. Delirdin mi be? Umurumda bile değilim değil mi? Gözünde benim de, benim hayatımın da en ufak bir değeri yok değil mi? Yeter! Yeter, sus artık ya. Duyacaklar diyorum sana. İclal'in sesi mi o? Vallahi telefonla kavga ediyor herhalde. Tamam, sen in aşağıları toparla. İn. Tek bir şey duymak istiyorum. Sadece tek bir şey. Senin için yaptığım tüm şeylerden sonra ben dün gece böyle bir teşekkürüm hak ettim. Biliyor musun? Ne kaybettiğim iş, ne batıracağım ajans. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Ama dün gece o hissettiğim değersizlik. Allah beni kahretsin ki hala umurumda olan tek bir şey var, o da bu yüzden. Bana hissettirdiğin o değersizlik. İşte bu benim umurumda. Neredesin Nur ya? Neredesin? Güzel, sen de buradasın. O iftiracı, o yalancı nerede ha? Nur! İcrail'le konuşmadan buradan gitmeyeceğim. Nur, sakin ol. Cevap ver bana. Bana bunu nasıl yaptın İcrail? Cevap ver. Yanımda geçince de bunu uzamadın. Allah'ım, ne diyor bu adam? Kendine gel. Kendine gel artık ya. Dün gecenin seninle bir ilgisi yoktu diyorum sana. Olay çıkarmaya gelmedi. Ama o yalan söylüyor ve bunu itiraf edecek. İşte bütün mesele bu, anlamıyor musun? Karnımda benim çocuğumu taşıyorsun ama bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Sen. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin sen? Ne dedin? Sen ne dedin? Senin be. Sen ne dedin? Ne dedin? Senin be. Ben seni öldürürüm. Ne oluyor teyze? Teyze ne oluyor teyze? Teyze! Teyze! Bayıldı. Teyze! 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 İclal! İclal ambulans çağır. İclal ambulans çağır, hadi ambulans çağır İclal! Tamam, tamam ben çağırıyorum. Git, git hemen ilaçlarını getir. Kızlara söyle hemen. İclal, pencereyi açsana. Hava Allah, gelsin. Allah'ım, çok acil bir ambulans istiyoruz. İclal hadi dondun kaldın, lütfen. Pencereyi aç diyorum sana. Evet, kozan çiftliği. Bekliyoruz. Teyze, teyze. Kaldır biraz başını. Teyze. Fırat, nerede kaldın? Yiğit, Yiğit bir şey yap. Ver, suyu ver. Getirin, getirin. Hiç merak etme teyze, iyi olacaksın. İyileşeceksin teyze, iyi olacaksın. Hiç merak etme. İclal, ben arabayla takip edeceğim sizi. Sen de bin ambulansa. Hadi teyzemin yanına bin. İclal, hadi neyi bekliyorsun? Uyansana. Geleceğim ve konuşacağız, tamam mı? İyi olsun, o önemli olan şu an.
Buraya güya İclal'den hesap sormak için gelmiştim. Ne oldu böyle? Ben bilmiyorum. Yakana yapışmıştı. Ya bilmiyorum dedim ya Nur. Pardon. Sesimi yükseltmek istemedim. Sinirlerim bozuldu biraz. Tutunmak için. Tutunmak içindi galiba. Ya siz içeri girmeden önce de başım dönüyor. Ölüyorum falan diyordu. Öldürürüm dedi. Kafası karıştı herhalde. Bilmiyorum. Yani ne dedi, ne yaptı hiçbir fikrim yok. İlk defa... Ya ilk defa biri gözümün önünde böyle fenalaşıyor. Ben biraz panik oldum galiba. Umarım ciddi bir şey yoktur. Haber aldığınız zaman bana da haber verirseniz sevinirim. Fırat Bey, iyi misiniz? O kadar kötü bir şey olamaz. Bak ambulans da hemen geldi. Başka bir şey mi var? Ben şey... Çok kötü görünüyorsunuz. Aytül Hanım yüzünden değil herhalde. Hayır. Hayır ya şey... Senin haberin yok tabii. Sancaktar kampanyayı bitirdi. E haklı. Tüm Türkiye benden nefret ediyor. Ne yapacaktı adam? Görüyorsunuz değil mi? İclal'e hayır diyemediğiniz için o gece sadece bana değil, kendi kalenize de gol attınız. Nur bak, benim kafam çok dağıldı. Şu an iş konuşacak durumda değilim. Aferin Kerem Bey'e. Bu cezayı hak ettiniz. Ama biliyor musunuz? Ben hak etmedim. Nur daha sonra... Lan ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım ya? Anne. Anneciğim ne olur aç gözlerini anne. Hadi. İclal. İclal. Gel. Gel hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Gel hadi. Hiçbir şey olmayacak. Nerede kaldılar ya? Bir daha arasak mı acaba? Ha? Vazgeçti galiba. Gelmeyecek. Sakin olun Elmas Hanım. Tekrar aramamız uygun olmaz. Uygunluğu mu kalmış Allah aşkına ya? Gelmezse ne yapacağız diye soruyorum. Size defalarca söyledim Elmas Hanım. Şu aşamada başka bir yaptırımda bulunamayız. Gelmeyecek. Kesin vazgeçti. Elmas Hanım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Hoş geldin Cahit. Hadi hemen içeri girelim, bitirelim bu işi. Bir dakika hanımefendi, önce bir imzanızı almamız gerekiyor. Ne imzası Cahit? Muhatabınız ben oluyorum hanımefendi. Peki tamam, öyle olsun. Ben alayım evrağınızı. Demek öyle Cahit. Bir bakmak, bir konuşmak yok demek ki. Sen benim hatalarımı unutamadın ama ben bugünlerimi unutacağım. Gerçek bir ortaya çıksın. Ben şu iki canlı halimle çektiğim bütün kahrı unutacağım. Elmas Hanım, avukatınız olarak bu taahhütü imzalamamanız gerektiğini düşünüyorum. Niye? Neymiş o? Bir çeşit sessizlik anlaşması. Tesisin sonucu müspet ya da menfi her ne olursa olsun sizi konuyla ilgili üçüncü şahıslara açıklama yapmaktan men ediyor. Aynı zamanda menfi sonuçta müvekkilime yeni bir dava açamayacak ve kendisinden maddi manevi hiçbir şey talep edemeyeceksiniz. Doğal olarak. Aa, Cahit konuştu. Alayım ben. Elmas Hanım, eğer imzalarsanız ve teste bir sıkıntı çıkarsa hiçbir
Merak etmeyin. Bir sıkıntı yok. Ben bebeğimin babasının kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Buyurun Cahit Bey. Buyurun siz önden buyurun. Babam ölecek mi, annem ölecek mi? Ya ölürse? İclal tamam, sakinleş artık. Sadece spazm geçirmiş. Bir şey olmayacak ona, merak etme. Teyzeme hiçbir şey olmayacak, hadi topla kendini. Annem ölürse? Ölmeyecek o. Daha torununu sevecek. Oh, ben ne yaparım annem siz? İclal. Ben ne yaparım? Sakinleş biraz, bak bu bebek için iyi değil. Kendine topla. Lütfen. Hemşire Hanım. Buyurun. Hemşire Hanım, İclal Hanım biraz iyi değil, kendisini toparlayamıyor da. Kadın doğumda kendisinin doktoru Nevin Hanım olması lazım. Bir kontrol alır mısınız? Tabii, buyurun. Sakinleş, bir şey olmayacak İclal. Ne oldu teyze sana ya? Ben hak etmedim. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Vazgeçmek yok. Hadi Nur, vazgeçmek yok. Bu iş böyle bitmeyecek. Bu iş böyle bitmeyecek. Her açıdan doğru bir karar verdiniz Kerem Bey. Marka değerimiz son anda büyük bir darbe almaktan kurtuldu. E tabii ufak tefek zayıflıklarımız var. 25 yıl sonra Sancaktar Kozmetik ilk defa bu kadar ucuz, bu kadar basit bir magazin haberinin içerisinde yer aldı. Müşterilerimizden de tepki çektik tabii. Ama bunlar atlatılamayacak, kapatılmayacak yaralar değil. Beni motive etmene gerek yok Hasan. Bir karar aldım ve bitti. Ben sizi uzun süre sonra böyle kendiniz gibi görmekten çok mutluyum. Yeter Hasan, yeter. Aylık satış raporlarını getirdim. Buna göre... Nur? Affedersiniz. Sekreteriniz yerinde yoktu. Ben de bekleyemedim. Nur Hanım, burası sizin küçük, kuralsız ajansınız değil. Sancaktar Kozmetik'tesiniz. Ve biz şu an bir toplantının içindeyiz. Hazal, dışarı çıkar mısın lütfen? Satış raporları? Bekleyebilir. Ben de bekleyebilirim gerçekten. Yok, hayır Nur. İçeriye bu şekilde girdiğine göre söyleyeceğin şeyler bekleyemeyecek kadar önemli. Evet, çok önemli. Hazal. Durur musun lütfen? Ayakta kalma. Haklı. Böyle paldır küldür uygunsuz oldu ama ben kendimi tutamadım. Sorun değil, ben seni anlıyorum Nur. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum. Ben de sizi anlıyorum Kerem Bey. Markanıza ne kadar zarar verdiğimi biliyorum. Çok üzülüyorum. Çok utanıyorum. Ama utanmama rağmen ben bugün yanınıza yeni bir şans istemeye geldim. Bakın, ben İclal'e saldırmadım. O gece İclal'e hiçbir şey yapmadım. Ben bu olanları hak etmedim. Ben suçlu değil, mağdurum. Ama benden daha mağdur birileri varsa o da ajans ekibi. Eğer benim yüzümden onları cezalandırırsanız ben buna katlanamam. Ben böyle çirkin bir iftirayla oyuna gelip kendime çizdiğim yoldan geri dönmem.
Lütfen. Sizi bir kez yarı yolda bırakmıştım. Buna rağmen bana inandınız, güvendiniz. Bana ikinci bir şans verdiniz. Şimdi sizden yeni bir şans istiyorum. Kendim için, hayallerim için, bütün bu yaşananlarla en ufak bir ilgisi olmayan emekçiler için. Kerem Bey. Şaşırttın. Beni gerçekten çok şaşırttın. Belki bencilce davranıyorum. Hatta verdiğim zarardan sonra yüzsüzlük yapıyorum. Hakkımda daha farklı da düşünebilirsiniz. Sizden böyle bir şey talep etmem, bana olan ilginizi suistimal ettiğim anlamına da gelebilir. Nur. Bu sence de biraz açık olmadı mı? Aklınızdan geçecek her şeyi hazırlıklıyım. Hepsini göze alarak geldim. Çünkü ne istediğimi çok iyi biliyorum Kerem Bey. Sanırım seninle ciddi bir iş yemeye yeme zamanımız gelmiş. Efendim Rıfat. Hayır, daha raporları imzalatamadım. Kerem Bey pek müsait değil de. Tamam, çıkıyorlar. Bir saatinde çıkıyorum ben. Yalnız şube müdürleri gelecek Kerem Bey. Hazalan mı ilgilensin? Hasan Hanım, şube müdürleriyle siz... Duydum. Sağır değilim değil mi? İşte yeniden başlıyor. Tam bitti diyorum, yeniden başlıyor. Hiçbir sıkıntı yok İcra Hanım. Gayet iyi görünüyor bebeğiniz. Tamam. Tamam, hadi annemi istiyorum ben. Endişelenmeyin. Anneniz kendine geldiğinde bize haber verecekler. Ya tamam. Bırakın şu bebeği, anneme götürün beni. Hadi. Neredesin Fırat? Aç şunu ya. Fırat, biz de hastanedeyiz. Teyzeme ne olduğunu bilmek istiyorum. Mesajımı alınca beni acilen ara. Yiğit Bey. Kendine geldi. Birazdan kalp damar uzmanım sizinle son değerlendirme için görüşecek. Ha, güzel. Peki yanına girebilir miyim? Tabii ama ilaçların etkisiyle konuşabileceğini pek sanmıyorum. Sayıklıyor sadece. Endişelenmeyin ama geçici bir durum. Tamam. İclal Hanım'a da haber verir misiniz? Tabii ki. İyi günler. İclal sana yazıklar. Teyze. Ne yaptın sen kızım? Ne yaptın? Teyze. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Teyze ben geldim. Beni duyuyor musun? Ha? Teyze. Yazıklar olsun İcler. Allah'ım yarabbim, teyze ne diyorsun? Ha? Ah İcler. İcler Hanım, anneniz kendine geliyor. İcler Hanım, henüz bitmemişti. Tansiyonunuzu ölçecektik. Bitti. Nerede annem? Merak etmeyin, yalnız değil. Yiğit Bey yanında. Ne? Hayır ya. Teyze ne oldu söyle. İcler. Ne olmuş İcler'e?
Teyze söyle. Yazıklar olsun sana İclal. Teyze, niye yazıklar olsun İclal'e? Ha? Hadi söyle ne oldu? Teyze ne yaptı İclal? Ha? Hadi söyle ne yaptı İclal, ne yaptı? Teyze. Anne. Defol. Defol, parçalarım seni, defol. Defol, çık dışarı, çık. Çık. Anne. Çık dışarı. Çık. Sakin ol teyze. Sizi biraz dışarı alalım. Anne. Hadi gel. Gelsin. Gel İclal. Gel. Şimdi topla kendini, bak bana. Bak bana. Söyle ne oldu? Ne oldu da bu hale geldi bu kadın? He? Ne oldu da yüzüne bile bakmıyor senin, he? Ne yaptın kadına İclal? Şimdi söyle bana, anlat he? Ne yaptın bu kadına? Şu manken bozuntusuna bak ya, insan içine çıkabiliyor hala. Baksana buralara bile gelmiş. Ben İclal kadın olsaydım insan içine çıkamaz hale getirirdim bunu. Kampanya devam ettiği sürece devam edecek, biliyorsun değil mi? Siz de bu kadınların söylediğini yapmamı istiyorsunuz değil mi? Suçlu gibi saklanayım, göz önünde olmayayım, unutulmasını bekleyeyim. Bunun gölgesinin altında öylece saklanıp kalayım. Ben sadece neye göze aldığını bilmeni istedim. Ben kötü bir şey yapmadım. Yaptığım her hatanın bedeline razıyım. Ama yapmadığım bir şey için kendimi cezalandırmayacağım. Siz kampanya tamam da deseniz, devam da deseniz, ben bunun üzerime yapışmasına izin vermeyeceğim. Nur. Sana açık konuşmamı ister misin? Lütfen. Her zaman. Asıl gölgesinden kurtulman gereken bütün bunların sebebi Yiğit Kozan. Sana açık konuşmamı isteyen sensin, unutma. Tabii. Düşündüğünüz her şeyi söyleyebilirsiniz. Adın Yiğit'le anıldığı sürece onun gölgesinde bu meraklı ve düşmanca bakışların altında kalmaya devam edeceksin. Bir değil, bin kampanyanın yüzü olsan bile sen hafızalarda Yiğit Kozan'ın gizli eşi, hasta bir kadının yuvasını yıkmış, hamile bir kadın... Yeter. Duymaya bile dayanamıyorum artık. Duymaya dayanamıyorsun ama yaşıyorsun, yaşayacaksın. Ne yapayım peki? Ne yapayım? Kaçıp gidip yok olacak halim yok ya. Bir şey yapmam lazım. Ben ne yapman gerektiğini biliyorum. Ama tıpkı senin çekindiğin gibi ben de söyleyeceğim şeyi yanlış anlamandan çekiniyorum. Sana karşı olan ilgimden dolayı eğer beni yanlış anlarsan aramızdaki iletişim zarar görebilir. Hayır, hayır. Çekinmeden söyleyin lütfen. Peki. Nur, Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtulmanın tek yolu onun adını senin isminin yanından silecek, başka bir adı isminin yanına eklemek. Pardon? Başka biriyle, onun kadar güçlü ve ses getirecek biriyle alınman. Kerem Bey. Evet. Evet, o kişi benim. Seni Yiğit Kozan'ın gölgesinden kurtaracak olan kişi benim. Ne demek annene ne yaptın ya? Nasıl bir soru bu ya? Sen bana böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsun? Ya kadın seni gördüğünde cin çarpmışa dönüyor. Yazıklar olsun diye sayıklayıp durdu. Hasta yatağında seni odasından kovuyor. Kesin bir şeyler olmuş ve sen bana anlatacaksın. Sana inanmıyorum Yiğit. İçeride canıyla cebelleşen kadın benim annem. Ve sen beni sorguluyor musun? Neredeyse bu kadına ne yaptın da bu hale getirdin diyeceksin ya. Neredeyse değil. Ben sana açık açık söylüyorum. Ne yaptın da bu hale getirdin bu kadını? Ben odaya girdiğimde üçünüz konuşuyordunuz. Kadın Fırat'ın yakasına yapışmıştı. He? Bir şeyler olmuş belli ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Sen de bana anlatacaksın İclal. Hamile halimle dayak yediğim yetmedi değil mi? İclal! Beyefendi, hastanedeyiz. Lütfen biraz siz. Tamam, tamam, affedersiniz. Nur'u karıştırıp benden kaçmaya çalışma. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Teyzemle neden kavga ettin? Ben annemle kavga falan etmedim. Bana niye kızdı bilmiyorum. Kadın enfarktüs geçirdi ya. Aklı yerinde değil, bilmiyorum ne düşünüyor bilmiyorum, anladın mı? Bilmiyorum. Saçmalık bu. Saçmalık bu, çok saçma.
İcra'cığım, sizi alalım isterseniz yanına. Yalnız fazla yormayalım, olur mu? Ne saklıyorsun İcra sen? Ne saklıyorsun? Sizi görünce heyecanlanıyor biraz sanırım. Merak etmeyin, sakinleştirici verdik. Kanunla benim çocuğumu düşüyorsun ama bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Sen... Sen ne dedin? Sen... Ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin sen? Seni ben seni öldürürüm! Ne oluyor teyze? Teyze ne oluyor teyze? Teyze! Teyze! Sanırım seni şaşırttım. Şaşırmak bile hafif kalır Kerem Bey. Ben bu duyduklarımı gerçekten söylediğinize inanmak istemiyorum. Korktuğum başıma geldi. Beni yanlış anladın. Bunun yanlışı doğrusu yok. Böyle bir teklifi bırakın düşünmeyi, duyduğuma bile inanamıyorum. Bana nasıl böyle bir... Alaksız teklif mi? Ben bu kadar sert söylemek istemezdim. Ama teklifiniz yüzümü kızarttı. Ya kendimi kötü hissediyorum. Bana Yiğit'in gölgesinden kurtul. Onun yerine benim gölgemin altına gir diyorsunuz. Yani inanamıyorum ben size. Çok sert bakıyorsun. Ben sadece içine düştüğün dünyayı çok iyi tanıyorum. Ben sana gölgemde kalmanı ya da senin düşündüğün gibi senin yüzünü kızartacak bir teklifte bulunmadım. Asla, asla ben sana böyle bir teklifte bulunmam. Benim böyle bir teklifte bulunmamı düşünmen önce benim yüzümü kızartır. Bence bu konuyu burada kapatalım. İşle ilgili ricamı da unutun lütfen. Nur, Nur biraz sakin olur musun lütfen? Ben sana senin kalkanın olmayı teklif ettim. Bak sen inansan da inanmasan da yaşayarak göreceksin. Artık bu dünyanın bir parçasısın. İstesen de istemesen de. Adı dedikodularla anılacak bir figürsün. Ben sana sadece yardımcı olmaya çalıştım. Senin düşündüğün gibi tamam haddimi aşmış olabilirim. Ama inan, inan niyetim bu değildi. Bu konuşmayı yapılmamış varsayacağım. Artık kalksam iyi olur. Nur. Bir dakika, son bir şey daha. Biz ikimiz de yetişkin insanlarız. İşle ilgili teklifinde seni geri adım atmış saymıyorum. Bugün gelip kendini o kadar ateşli savunduktan sonra vazgeçmem bence çocukluk olur. İyi günler Kerem Bey. Evlenme teklif eden adamdan yardım beklenir mi ya? İşte böyle olur. Böyle olur işte. Aptal kafa ya. Aptal kafa. Salak. Anneciğim. Ne olur. Ne olur bir bak bana da gör ne haldeyim lütfen. Heh. Anne bak ne olur işkence yapma bana böyle ölüyorum korkudan. Beni bir dinlesene. Heh. Anne deme bana. Bana anne deme. Anne, anne bak ne olur, yalnız kalınca kız, bağır, döv. Ama şimdi bana yardım etmek zorundasın. Anne, Yiğit duydu konuştuklarını. Bana kızgın olduğunu biliyor, şüpheleniyor benden anne. Peşine düşecek, ne yaptığımın peşine düşecek, ne olursun. Yazıklar olsun, rezil. Namussuz. Anne ne olur sus. Sus bak yalvarıyorum böyle konuşma, biri duyacak, ne olur. Utanmaz. Anne, anne. Tutma elimi, elimi sen benim elimi tutamazsın. Anne ne olursun bak yapma bana böyle ne olursun. Sen kendine ne yaptın utanmaz. Ha?
Sen kendine ne yaptın rezil? Anne. Senin gibi evlat da senin gibi anne de olmaz olsun. Olmaz olsun. Evet Aytül Hanım. Hemşirenizden öğrendiğimiz kadarıyla bu gece sizi misafir etmemizi istemiyormuşsunuz. Hastanedeyiz. Teyzeme ne olduğunu bilmek istiyorum. Mesajımı alınca beni acilen ara. Fırat. Kaçamazsın. Bu gece misafirimiz olmanızı isterdik ama siz evinizi istemişsiniz. Madem öyle, sizi strese sokmayalım. Gerekeni yapın. Kaç kez aradım seni? Neredesin ya? Ben bir toplantıdaydım. Merak ettim Aytül Hanım nasıl? Ha, nihayet merak ettin. Yiğit tamam bir toplantıdaydım diyorum. Söyleyecek misin iyi mi? Ciddi bir şey yok değil mi? Enfarktüs geçirmiş. Ne diyorsun? Teyzemle ne oldu? Ne? Yakana yapışmıştı. Teyzemle ne oldu? Şey, düşmemek için herhalde. Fenalaştığı için. Ya anlamıyorum sen ne diyorsun Yiğit? Bak odada sen de vardın. İclal'le kavga ediyorlardı. Ne konuşuyorlardı bana söyleyeceksin. Kavga mı ediyorlarmış? Hay Allah. İclal de vicdan azabı çekiyordur şimdi. Ya şimdi bırak vicdan azabını. Ne oldu bilmek istiyorum. Yiğit bak. Bir yanlışlık oldu herhalde. Ben kavga ettiklerini falan görmedim. Şu takı tasarım işini İclal'le konuşmaya gelmiştim. Aytül Hanım da oradaydı. Biraz konuştuk. İclal'in yeni markası için imza örneklerini falan hazırlatmıştım. Ya bunları konuşacaktık. Aytül Hanım daha sonra fenalaştı. Ya zaten gördünüz işte düşerken de yakama yapıştı Yiğit. Seni öldürürüm derken mi yakana yapıştı? Geliyorum. Yiğit, ajans biraz... John, akşam evde konuşuruz tamam mı? Hadi tekrardan çok geçmiş olsun. Kahretsin. Allah kahretsin. İclal. Demin Yiğit'le konuştum. Bir şeylerden şüphelenmiş belli. Ben şu takı işi için odana geldiğimi söylemiştim. Senin de haberin olsun. Mesajımı alır almaz ara beni tamam mı? Güzel, ben gerçekten çok üzgünüm. Ya inan böyle olsun istemezdim. Ben annen için çok üzgünüm. Ya bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Yani her ne olursa olsun, her şeye karşı yanındayım. Senin istediğin taslakları hazırladın mı? Elindeki işi bırak, bununla ilgilen. Acil diyorum, çok acil. Yakındaydım. Arabanızı da görünce bir uğrayayım dedim. Konuşabildiniz mi? Aytül Hanım nasılmış? Anneciğim bak, yalnız kaldığımızda istersen gebert beni ama şimdi yanımda olmak zorundasın. Ne olur, ne olur bak yalvarıyorum mantıklı ol biraz. Yiğit şüpheleniyor. Eğer gerçeklerden biraz bile şüphelenirse ben mahvolurum anne.
ölürüm. Bu karnımdakiyle beraber ölürüm. Senin o karnındaki... Haklısın anneciğim. Haklısın. Karnımdakini düşünmem lazım. Düşünemedim, bencillik yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim, üzdüm seni. Başı çok ağrıyormuş. Çıkmadan söylesek de şöyle etkili bir ağrı kesici yapsalar. Şimdi doktor gelip cihaz takacak zaten. O sırada yaparlar. Artık taburcu oluyoruz. Hadi gel çıkalım, gel. Gel, gel. Merak etme, iyi olur şimdi teyzem. Bu arada ben de çok üstüne geldim biliyorum. Hadi rahatla biraz, bu kadar stres bebek için de iyi değil. Çok umurundaydı sanki. Bak, aramızda ne geçerse geçsin... Mert de, doğacak çocuğumuz da... senin olduğu kadar benim de çocuğum. Ben çocuklarım için canımı veririm. Anlıyor musun? Dünya bir yana, çocuklarım bir yana. Bunu kafana sok artık. Ne olursa olsun... ben çocuğuma can verdiğim geceyi hatırlamasam da... o gece benim hayatımın en büyük pişmanlığı olsa da... o çocuk benim de evladım. Anlıyor musun? Artık onu istememekle beni suçlamaktan vazgeç. Çünkü bu doğru değil. Ben canımdan geçerim. Evladımdan vazgeçmem. Umarım bu söylediklerinde samimisindir Yiğit. Umarım beni bir gün samimiyetine inandırabilirsin. Neyse. Gel. Gel oturalım şöyle biraz. Şu konuyu değiştirelim artık, gel. Teyzem çıkana kadar kafamızı dağıtalım, başka şeylerden konuşalım. Nihayet canımda can taşıdığımı hatırladın yani. Hatta senin ilgini çekebilecek şeylerden konuşalım. Mesela takı işinden. Takı mı? Hı. Nasıl gidiyor? Yani en son bir kız arkadaşınla taş falan seçiyordunuz. Bayağı yol kat etmişsinizdir. Hı. Ettik, çok yol kat ettik. Hatta 2-3 güne de açılış davetiyesi gelir eline. O arada da kocamın aslında kocam olmadığını öğrendim ya. Çok ilham verdi bana, iyi geldi yani. Hiç yol kat etmediniz yani. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ha? İnadına mı yapıyorsun? Benim takı tuku düşünecek halim mi var? İcler'in yeni markası için imza örneklerini falan hazırlatmıştım. Bundan konuşacaktık. Fenalaştı. Ne oldu Yiğit? Ha? Hayal kırıklığına mı uğradın? Ne oldu? Yo. Tam da düşündüğüm gibi. Aksine. Anne. Otel 48 saat boyunca üzerinde duracak. Ritim bozukluğunu ölçüyor olacağız. Akşam da doktor bey sizi evinize ziyaret edecek. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ ol. Hadi sen git eve dinlen biraz, yat. Tamam mı? Kendine gelirsin. Hadi. Sen gelmiyor musun bizimle? Yok, şoför sizi aşağıda bekliyor. Eve bırakacak. Ben akşam evde olacağım. Demek. Allah korumuş. Atlatabilmiş en azından. Eniştem bir haftadan beri ha bugün ha yarın çıkacak derken hala çıkarmadılar. Nur, buraya Aytun Hanım'ın sağlık durumunu konuşmaya gelmedin herhalde değil mi? Hayır. Sizinle iş konuşmaya geldim. Ama siz çok dağılmış görünüyorsunuz. Kafam takıldı Aytun Hanım'a. Ya biliyorsun düşmemek için yakama yapışmıştı. Ya gözümün önünden gitmiyor. İcler Hanım için de üzülüyorsunuz tabii. Evet, tabii. Sizi hayret ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Anlayamadım. Beni gayet iyi anladınız. Ben sevdiğim adamın, deliler gibi sevdiğim adamın başkasına dokunmasına katlanamadım. Ondan vazgeçtim. Siz nasıl dayanabiliyorsunuz? Hala o evde, İcler karnında onun bebeğini taşırken, hala orada onunla
aynı çatı altında kalmaya nasıl dayanabiliyorsunuz? Söyleyecek çok fazla bir şey yokmuş. Bazı duygular konuşulmuyor, anlatılmıyor. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Her neyse. İş konuşacaktık. Evet, Kerem Bey'le... Şimdi Fatih gitti. Gel bakalım. Yiğit, çek elini. Ne saklıyorsun lan benden? Cevap ver, ne saklıyorsun benden? Yiğit, ne yapıyorsun? Sen karışma. Ne demek karışma ya? Sen eşkıyalığa mı başladın yine? Tamam. Tamam, eşkıyalık yok. Ne derdin var bilmiyorum ama sen burayı basana kadar biz burada iş konuşuyorduk. Fırat Efendi de çok iyi biliyor ki benim derdim sizin işinizden çok daha mühim. Ya sen ne saçmalıyorsun? Tamam. Tamam dur. Yiğit'i dinleyeyim. Sen bekle. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yo Fırat'cığım. Sen beni değil, ben seni dinleyeceğim. Yiğit, bak neden bahsettiğinde, buraya neden geldiğinde, yakama niye yapıştığında gerçekten bilmiyorum. Tek soru, tek cevap. Sen, teyzem ve İclal odada ne yapıyordunuz ha? İclal'in takı işiyle falan ilgisi yok, hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi bana cevap ver. Benden ne saklıyorsun Fırat? Şüphelenmiş belli. Ben şu takı işi için odana geldiğimi söylemiştim. Senin haberin olsun. Mesajımı alır almaz ara beni, tamam mı? Güzel, ben gerçekten çok üzgünüm. Ya inan böyle olsun istemezdim. Ben annen için çok üzgünüm. Ya bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben senin yanındayım. Yani her ne olursa olsun, her şeye karşı yanındayım. Kahretsin. Allah kahretsin. Bana ayak yapma lan. İzlediğin bu takı işlerinden, imza öneklerinden falan haberi yok. Bak, buradan nereye varmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama sen uçmuşsun Yiğit. Biraz daha neler olduğunu anlatmazsan sana uçacağım. Kendine gel Yiğit. Yalan söylüyor. Göz göre göre yalan söylüyor. Sen de kendi gözlerinle gördün. Teyzemin ellerinin bunun yakasında ne işi vardı? Tamam, ne gördüğümüzü biliyoruz. Ama biraz sakinleşir misin lütfen? Bir şeyler oluyor Nur. Yemin ediyorum sana bir şeyler dönüyor ve ben bunu öğreneceğim. Sen kafayı yemişsin. Suçluluk duygusundan değil mi? İkisine de duyduğun suçluluk duygusundan. Ulan seni... Yeter. Size de yeter. Tarih gidip durmayın. Yok, yok, yok. Ben tarihlerine kapılmayacağım. Buraya ağzını burnunu dağıtmaya gelmedim. He. Ama birazdan o iş değişebilir. Gördün değil mi Nur? Eski kocan nezaketi elinden bırakmıyor. Ağzımı, burnumu kırma hakkını şimdilik saklı tutacakmış. Şebeklik yapma lan. Şimdi bana neden yalan söyledin, onun cevabını ver hemen. Al. Al sana cevap. Hadi. Bu ne şimdi? İclal'in bunlardan haberi yok. Annesi rahatsızlanmasıyla haberi olacaktı. Yani sen... Evet. Son yaşadıklarından sonra ona biraz moral vermek istemiştim. Ne affedilmez bir suç işlemişim değil mi? Hı? Hadi. Hadi Yiğit. Cevap ver ya, seni bekliyorum. Hadi. Söyle. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Ha? Ben şeyim. İyi çalışmalar.
İşte, işte tipik bir yiğit kozan çıkarması. Düşünmeden, dinlemeden, en ilkel, en kaba şekilde vahşi bir hayvan gibi saldır. Gördün değil mi Nur? Nasıl bir adamdan kurtulduğunu gördün değil mi? Ha? Her neyse, beladan kurtulduğumuza göre sen ne diyordun? Hiç konuşacaktık. Hiç sanmıyorum. Başka sefer konuşuruz. Ne oldu Nur? Eski kocan hakkında söylediklerim hoşuna gitmedi mi yoksa? Yiğit'e olan öfkenizi benden çıkarmayın Fırat Bey. İyi iş çıkardın Fırat. Çok iyi. Nur! Çekil önümden. Bak sadece konuşmak istiyorum. Konuşmak? Sen konuşabiliyor muydun? Ben daha çok işaret dilinden anlamaya başladığını düşünmüştüm. Böyle yumruk, kafa, göz filan. Ha. Ya da hakaret dilinden. Bak tamam. Özür dilerim. Kendimi kaybettim ama onun yalan söylediğine inanmıştım ben. Bana ne Yiğit ya? Bana niye anlatıyorsun? Bak çiftliğe geldiğinde konuşamadık. Oğlum gel gidelim bir yere. Sakin sakin, rahat rahat konuşalım. Ya hala konuşalım diyorsun. Niye anlamıyorsun beni? Benim seninle konuşacak neyim var? Ben çiftliğe seninle konuşmaya değil, İcler'le konuşmaya gelmiştim. Ben İcler'le zarar vermediğini biliyorum. Ha. Ne yapmalıyım peki? Bana inandığın için boynuna mı sarılmalıyım? Ha? Çekil git Allah aşkına Yiğit ya. Yüzünü görmek bile sinirlerimi bozuyor. O zaman sinirlerim bozulmaya devam edecek senin. Niye biliyor musun? Çünkü bundan sonra arkana her baktığında benim yüzümü göreceksin. Açılış tıraştı kanka. O fotoğraflardan ekmek çıkmaz. Tamam bak ben sakin sakin konuşmak istiyorum sadece. Oğlum ekmeğe gel. Yiğit Kozan'la manken eşi değil mi o? Gel hadi gel. Ben de sana konuşacak bir şey yok diyorum. Ama dur bir dakika. Mesela illa bir şey konuşmak istiyorsam, şu peşime taktığın adamı bir daha etrafımda görürsem polise nasıl gideceğimi konuşuruz. Ne yapayım? Elimi kolumu bağlıyorsun. Başka türlü haber alamıyorum ki senden. Ne yapayım? Ne yapabilirsin mesela biliyor musun? Peşimi... Yiğit Bey, Yiğit Bey! Yiğit Bey, Yiğit Bey! Tekrar barışıyor musunuz efendim? Nur Hanım, İcler Kozan'ın size dava açacağı doğru mu? Nereden çıktınız lan siz? Ne yapıyorsunuz böyle? Yiğit Bey, eski eşlerinizin arasında geçen kavgada hangi tarafı tutuyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Yeter Allah'ım ya, yeter. Hamile olduğunu bile bile mi saldırdınız? Delirtmeyin adamı, defolun gidin lan! Üçünüzün bir süre aynı evde yaşadığı söyleniyor, bu doğru mu? Ne diyorsun lan sen? He? Yiğit! Ne yapıyorsun ya? Ne demek lan, ne yapıyorsun? Yiğit! Asıl sen! Yiğit, ne yapıyorsun? Yiğit, Yiğit lütfen yapma! Yapma. Yiğit yapma, yapma! Ne yapıyorsun kardeşim? İşimizi yapıyoruz biz burada. Ne işini yapıyorsun lan? Senin işin taciz etmek insanları. Şikayet edeceğiz. Yazacağız bunların hepsini gazeteye. Git kimi şikayet ediyorsan et. Yiğit yalvarırım yapma. Memur Bey, arkadaşın burnunu kırdı. Benim de makinemi kırdı. Şikayetçiyiz biz. Asıl ben şikayetçiyim. Gündüz vakti geldiler beni taciz ediyorlar burada. İşimizi yapıyoruz kardeşim. Gazeteciyiz biz, gazeteci. Ne demek lan işini yapıyorsun? Senin işin insanları taciz etmek mi? Şöyle şey, kafanızı kırarım sizin. Bak görüyorsunuz, Ali'ne tehdit ediyor bizi. Dur lan Ali'ne, ne tehdit ediyor? Beyefendi, merkeze kadar almışsın. Buyurun. Beyefendi, aracımızı almışız. Buyurun. Ay ne prosedür, ne prosedür. Kaç saat sürdü be? Öldük açlıktan. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Babası artık bize bir yemek ısmarlar değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşürüz Cahit Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Bütün gelişmelerden haberiniz olacak zaten. Cahit. Cahit. Bu kadar mı? Bugün tenezzül etmediğim bu yemek için 2 gün sonra yalvaracaksın biliyor musun? 2 gün sonra ömrümün sonuna kadar senden kurtulduğum için şükrediyor olacağım Elmas'cığım. Bütün bunların acısını çıkaracağız oğlum. Merak etme. Canan! Ay Canan yetiş! Ay al şunları Allah aşkına, ellerim koptu. Üf, aman ay, bir daha hayatta şoförsüz alışverişe falan gitmem ya. Canan, ne oldu bu müştemilattakilerin sesi soluğu çıkmıyor? Dönmediler mi daha? Yok Nazan Hanım, kapı duvar hala ama isabet oldu. Bugün yüreğimiz ağzımızda. Niye, ne oldu ki? Siz yokken neler oldu neler? Aa, ne oldu ya? Aytun Hanım çok geçmiş olsun. Odama götür. Anne. Vallahi yaradanı sınıp elinin tersiyle bir patlattı Cahit. Yemin ediyorum inanmazsın, sanki benim suratımda patlamış kadar etkilendim ya. Delirdin bu kadın, ben anlamadım ya. İnsan hamile kızını nasıl el kaldırır ya? Vallahi rüyamda görsem bir tarafım açık kalmış derdim, o kadar yani. Ay, İcral de son günlerde şamar oğlanına döndü. Bir Nur pataklar, bir anası pataklar. Nazan kes Allah aşkına. Kız zaten hamile, belli insaf ya. Vallahi senin bu teyzende insaf misaf kalmamış Cahit, ben sana söyleyeyim. Yani sonuçta bu kız senin torununa hamile ya. Nasıl eli varır insanın yani? Hani tamam ben de İcra'yı günahım kadar sevmiyorum ama vallahi benim bile içim titredi. Yiğit duysa? Büyük olay çıkar ben söyleyeyim. Gerçi bir kulağına kar suyu kaçırsak mı acaba? Aman aman. Yani kadın zaten enfarktüs geçirmiş. Arkasından şikayet eder gibi olmaz öyle. Söylerse İcra söyler. Bize düşmez hem. Vallahi sen teyzen için hiç endişelenme hayatım. O 2 canlı kızını bile tokadı patlatıp duvara yapıştırdıysa hepimizi gömer maşallah. Sen yine de karışma Nazan. Yiğit'e falan bir şey söylemeni istemiyorum, tamam mı? Zaten morali bozuk bu aralar. Tamam. Ya tamam, tamam kabahatin büyüğü, ben de eşeklik ettim ama heriflerin de yaptıklarını bir görseydin. Ne olursa olsun, şiddet kullandığınız an haksız durumdasınız Yiğit Bey. Bu konu başımızı ağrıtır. Avukatınız olarak bunu söylemek zorundayım. Tabii canım. Zaten baş ağrısı benim göbek adım. Ama benim karımın... Yani eski karımın, Nur'un... Nur Hanım'ın bu tatavadan etkilenmesini istemiyorum. Yani adamların avukatlarıyla konuşun, bir şeyler yapın, bir anlaşma yoluna gidin de... Karım daha fazla... Eski karım daha fazla yıpranmasın. Elimden geleni yapacağım. Elinden gelmeyeni de getir yani. Ne olur. Çok üzdüm onu. İyi geceler. Eski eşlerin olaylı karşılaşması görevini yapmaya çalışan muhabirlere şiddet gösterisine dönüştü. Ya laflara bak laflara. Olaylı karşılaşma. Sanki orada olmasaydık inanacaktık. Aynur'u ezberledik tamam. Hem sen şu Aytül cadısını anlatsana bana. Bak bak. Asıl sen şu laflara bak. Yiğit Koza'nın gazetecilere saldırması, eski eşlerin şiddete düşkünlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Koza'nın eski eşi Nur Demirağ, geçtiğimiz günlerde
eşinin, üstelik de hamile olan diğer eski eşi İclal Kozan'a saldırdığı için büyük tepki... Ay yeter. Yeter vallahi içim şişti, bayılacağım şimdi ha. Kızım okuma. Okuma artık, sen okudukça değişmiyor burada yazılanlar. Hem sen o Aytül Hanım'dan haber versene bana. Ben burada çatlıyorum vallahi merakımdan. Haber o kadar işte Elmas. Kadıncağız neredeyse gidiyordu. Kötülere hiçbir şey olmaz. O kara hiçbir yere gitmez, merak etme. Öyle deme. Anne, anneanne. Biz onu ne kadar sevmesek de... Ay iki kalbi sıkıştı diye şefkat yapamayacağım yani cadıların şahına. Bak benim babam 10 gündür yatıyor orada. Onlar bizim gözümüzün yaşına baktı mı? Ha çıktı, ha çıkacak derken çıkartmıyorlardı adamı. Hoş. Yani ne kadar geç çıkarsa benim için de o kadar iyi olur gerçi de. 2 gün kaldı. 2 gün sonra o çiftliğe kraliçeler gibi geri döneceğim. Gör bak, anam babamı nasıl baş tacı ettireceğim orada ben. O müştemilat ezikliğinin acısını öyle bir çıkaracağım, öyle bir çıkaracağım ki. Yapma artık. Yapma. Ay müştemilat bugün de boş kaldı. Hayır, tası tarağı toplayıp gittiler diyeceğim ama... tayyarda öyle çöpünü bırakacak göz yoktur. Benim şoför haber alıyor hastaneden. Daha çıkmamışlar. Başlarına öyle şoför müför dikip o kızı havalara sokmuyorsun inşallah Cahit. Nazan saçma saçma konuşma. Ay Allah'ım yarabbim, ne yapıyor acaba? Hiç sesi soluğu da çıkmıyor ki. Bebeğin gerçek babasına mı yapıştı acaba? Ya akşam akşam ya. Ne yaptıysa yaptı. Bize ne Nazan ya? Ben bir teyzeme bakayım. İyi. Hadi bak bakalım. Yiğit trafiğe takıldı herhalde. Ya şimdi ben de bir İclal'e bakayım diyeceğim ama... Aman. Aman aman uzak dur. Yani bırak kendi kendine kalsın. Uyuyacağım demişti zaten. Ay yazık vallahi ya. Öyle tokat resmen insanın rüyasına girer ya. 2 uyduruk imza deseniyle Yiğit'i kafaladın diye seni alkışlayacağımı zannetmiyorsun herhalde Fırat, değil mi? Eğer o grafikleri tasarlatmayı akıl etmeseydim, şimdi Yiğit'in işkencesi altında kıvranıyor olacaktık İclal. Ya sen ne utanmaz, ne yüzsüz bir adamsın ya. Bu iş senin yüzünden buralara geldi. Benim annem senin yüzünden neredeyse ölecek de hala benden nasıl alkış beklersin sen ya? Hala utanmadan nasıl teşekkür beklersin ya? Yapma İclal. Bak pişmanlıktan ölüyorum. Kaç kez söyledim bunu sana. Ya böyle olacağını düşünebilseydim... Fırat. Eğer annem beni affetmezse ben de seni affetmem. İclal. Bak bunu bana yapma lütfen. Tamam, tamam beni affetme ama bebeğimiz için... Bak, bak hala ne diyorsun ya? Hala utanmadan, sıkılmadan ne diyorsun ya? Tamam, tamam sustum. Sadece bana ne yapmamı istediğini söyle. Hiç. Sen sadece hiç yap, tamam mı Fırat? Ben sana gelebilirsin diyene kadar buraya gelmeyeceksin. Artık nasıl bir bahane uydurursun bilemiyorum. Soran olursa başka yerde kalıyorum de. Ben seni arayana kadar beni aramayacaksın. Pek mümkün olduğunu zannetmiyorum ama... annem sakinleşene kadar annemin gözüne görünmeyeceksin. Varlığını bile unutturacaksın. Tamam mı? Kendini Yiğit'in gözüne de sokma. Senin yapacakların şimdilik bu kadar. Hadi anne. Hadi affet beni. Bir isteğin var mı teyze? Doydun mu çorbayla? İstiyorsan söyleyeyim, başka bir şey hazırlasınlar ha? Yok be Cahit'im, sağ ol. Nasıl oldu böyle, ben anlamadım ki ya. Hadi ben seni yormayayım teyze. Salondayım ben. Bir şey olursa seslenmen yeter, tamam mı? İclal uyuyacakmış ama. Ben durayım biraz yanında, belki bir şey ister. Tamam. Anne. Anneciğim bak, uyumadığını biliyorum. Yiğit yolda. O
vaktimiz yok, konuşmamız lazım. Anne, bana böyle işkence yapma ne olur. Hadi beni düşünmüyorsun, bari torununu düşün. Torun? Torun mu? Anne yavaş. Torun diyor, yüzün kızarmadan, başın öne eğilmeden torun diyorsun abi de. Ben seni bencil yetiştirdim. Ben seni şımarık yetiştirdim, tamam, ben seni gözü kara yetiştirdim. Bunların hepsini kabul ediyorum, ederim. Ama ben seni ahlaksız, böyle terbiyesiz, böyle arsız yetiştirmedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum ben İclal. Anne, anneciğim bak derdim buysa söyleyeyim. Fırat bana elini bile sürmedi. Biz aşılama... Allah'ın cezası. Aşılama yaptırmışmış. El eline değmeden karnına o çocuğu koydu diye namuslu mu oldun sen şimdi? Ha? Ahlaklı mı oldun sen? Mecburdum ben. Yazıklar olsun sana İclal. Gerçekten sana yazıklar olsun İclal. Ahlaksız, edepsiz, yazıklar olsun. Var mı başka anne? Söyleyecek başka sözün var mı? Evet. Evet, o gece ilaçla uyuttum ben Yiğit'i. Aynı senin şüphelendiğin gibi. Bana dokunmuyordu, sevmiyordu beni. Ben Yiğit'i kaybediyordum anne. Ya bu oyunu oynayacaktım ya da yenilgiyi göze alacaktım. Bir köşeye çekilecektim. Kaybetmeyi bekleyecektim, yapmadım. Yapamadım. O ikisinin birbirine kavuşmasını bekleyemedim. Yıkıl. Gözümün önünden çekil. Çekil, tutamayacağım yoksa kendimi çekil, çık git adamdan. Anne, bana istediğini söyle. İstediğin kadar kız, hatta istiyorsan beni artık sevme anne. Ama bu karnımdaki duymaya tahammülün olmasa bile senin torunun. Bu çocuk Yiğit'ten olmasa bile benim çocuğum senin de torunun anne. Ben hayatımın oyununu oynadım anne. Dönüş yok. Bunun geri dönüşü yok artık. Eğer sen bana yardım etmezsen bu oyun benim sonum olur. Bu oyun benim karnımdaki çocuğun sonu olur anne. Eğer Yiğit öğrenirse biter. Yiğit öğrenirse bizim için her şey biter anne. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk. Mert uyudu mu? Şimdi sütünü götürüyorum. Uyumak üzere. Ama merak etmeyin, iyiydi. Hiçbir şeyden haberi yok. Tamam, güzel. Müsaadenizle. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Teyzem nasıl? İyi, az önce yanındaydım. Uyuyordu. Ben çıkarken İclal geldi. Ha. Konuştular mı İclal'le? Yok. Yani uyuyordu dedim ya Yiğit teyzem. Hayırdır, bir şey mi oldu? Niye? Araları mı bozuk ki? Ben bir Mert'e bakayım da sonra teyzemin yanına geçelim. Nasıl olmuş? Bak sen bir şey söyleme diyorsun ama bu cin gibi. Anlamış işte aralarında bir şey olduğunu. Karışma Nazan. Sen karışma. Anneciğim ne olur bir şey söyle. Bak ben senin kızınım. Beni affetmek zorundasın. Senin yaptığın bu şerefsizlikten sonra ben hiçbir şeye zorunlu değilim işte. Ben senin kızınım. Ne kadar kızarsan kız, kızınım ben senin. Bu karnımdaki de senin torunun. Torunmuş. Torun. Bakalım ben kızımın o sefil adamdan çocuğunun olmasına razı mıyım? Ne diyorsun anne? Duyduğun gibi. Ben kızımın o arsız adamın çocuğuna anne olmasını istiyor muyum? Acaba bu ahlaksızlığa göz yumacak mıyım? Acaba? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hiç düşünmedin değil mi İclal? Hiç düşünmedin. Her şeyi düşündün. En ince ayrıntısına kadar bu rezil planı yaptın, hesapladın, hayata geçirdin. Ama annem duyarsa ne olur diye hiç düşünmedin.
acaba annem o adamın çocuğunu doğurmama izin verir mi diye hiç düşünmedim değil mi? Yapamazsın. Yapamazsın. Teyze, ayaklanmışsın sen, iyi misin? Ha? İyi ki geldin Yiğit. Sen gelmeseydin ben seni çağırtacaktım. Korkuttum değil mi? Seni de şaşırdım. Yok yok, önemli yok. Önemli olan senin iyi olman. Ama İclal de biliyor ya, fenalaştığın sırada odaya girdiğimde gördüğüm manzara gerçekten çok ilginçti. Yani ne oldu, ne bitti, neden böyle oldu gerçekten çok merak ediyorum teyze. Ama hiçbir şeyin acelesi yok. Yani biz bunları sonra konuşuruz. Sen önce bir iyileş. Bu öyle ertelenecek bir mevzu değil Yiğit. Hemen şimdi konuşmak istiyorum oğlum. Tamam. Tamam, konuşalım. Yorgunum ama biraz oturalım. Gel. İclal dışarı çık. İclal dışarı çık. Ben yeğenimle yalnız konuşmak istiyorum. Anne. Dışarı çık dedim İclal, duymadın mı? Çık. Şimdi sen kızıma neden kızdığımı, kuzenin olacak o adamın yakasına neden yapıştığımı merak ediyorsun tabii. Bitti. Her şey bitti. Annem öldürdü bizi. Annem öldürdü bizi. Ne diyorsun sen teyze? Ya Allah aşkına nasıl bir saçmalık bu ya? Ya bu konuyu bile getirip Nur'a bağlıyorsun. Bak eğer Nur gerçekten İclal'e saldırdıysa ben onu hiç tanımıyorum demektir ki ben sevdiğim kadını gerçekten çok iyi tanıyorum. Ve biliyor musun? Seni de çok iyi tanıyorum teyze. Senin İclal'e bakışlarını, ona olan öfkeni, Fırat'ın yakasındaki ellerini gördüm. Bana yalan söylüyorsun. Bak. Neyi saklamaya, neyi örtbas etmeye çalışıyorsun gerçekten bilmiyorum ama ya bu konuyu bile Nur'a bağlayıp beni atlatmaya çalışıyorsun. Gerçek bu Yiğit. Nur kızımı dövmüş, dövmemiş ben orada değilim. Ben Nur'a da kızgın değilim. Ben kendi kızıma, kızımın o gece orada rezil olmasına sebep olan o adama kızgınım. Ne işi vardı İclal'in o gece orada? Ha? Olacak iş mi? Yakışık alıyor mu hiç? Tamam. Hadi benim kızım kıskançlığın, yenilmişliğin pençesinde kıvranıyor. Ben kızımı tanıyorum, çok iyi tanıyorum hem de. Her seven kadın gibi o da Nur'u kıskanıyor. Kıskandı. Az sen onu boşamışsın, boşamamışsın ne fark eder? Nur benim kızımın canını yaktı bir kere. O da onun canını yakmak istedi. Senin de orada olacağını tahmin etti. Ki sen onu yanıltmadın. Oradaydın. O da böyle salına salına aklı sıra Nur'u taciz etti. Yanlış. Baştan sona yanlış. Böyle bir şeyden haberim olsa ben buna izin verir miyim Yiğit? Bu mu? Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Ya teyze, kıyamet koptu. Sen sinirden enfarktüs geçirdin, hastaneye kaldırdık seni. Yani bunların sebebi sadece İclal'in lansmana gitmesi mi? Mesele sadece oraya gitmesi mi Yiğit? Bu kadın hamile, can taşıyor. Hani Nur'la kavga mı ettiler, itiş kakış mı orasını Allah bilir artık. Dedim ya sana ben orada değilim. Ya bebeğe bir şey olsaydı, nasıl affederim? Kızım hem kendi canını, hem bebeğinin canını böyle saçma sapan bir kıskançlık yüzünden tehlikeye atmış. Nasıl affedeceğim? Hele o adamı. Kızımın o gece oraya gidip rezil olmasına göz yuman o adamı, kuzenini bir ömür affetmeyeceğim. Bu çiftlikte yaşadığı müddetçe de yakasını bırakmayacağım, belli. Bu kadar mı? Teyze, gerçekten hepsi bu kadar mı? Sen bir baba olarak, bir erkek olarak hepsi bu kadar mı dersin Yiğit? Ama ben bir anne olarak
daha ne olsun derim. Peki. Tamam. Hadi sen yat, dinlen, bir kendine gel. İşler içinde endişelenme. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ne sandın anne? Sen içeride benim ipimi çekerken ben burada Yiğit'in beni idam etmesini bekler miyim sandın? Aptal. Ben senin annenim. Bir anne çocukları için ne yapar? Ne yapar? Çocukları en kötüsünü de yapsa, en beterini de yapsa bir anne çocukları için başka ne yapabilir? Ne yapar? Anne. Ben yavrum için bütün dünyanın ipini çekerim. Yine de yavrumu kurtarırım. Kurtarırım yavrumu. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen ne olur affet beni. Sen kendini affettireceksin işler. Annenin dediğini yaparak sen kendini affettireceksin. Tamam. Tamam sen söyle, ben senin istediğini yaparım. Bebeği aldıracaksın. Ne? Yarın sabah kürtaş olacaksın. İyi akşamlar, ben Yiğit Kozan. Nur Hanım odasında mı acaba? Yiğit Bey. Yalnız bilgi veremiyoruz, biliyorsunuz. Allah'ım yarabbim, ya sabır ya. Ya kardeşim, kimle gelip kimle çıktığını, ne yiyip ne içtiğini sormuyorum ki size. Sadece odasında mı değil mi, bana bunu söyleyin ya. Ya herkese ne sorduysa cevap veriyorsunuz, bana gelince mi susuyorsunuz? Nur Hanım'ın talebi bu yönde efendim, kusura bakmayın. Tamam, Nur Hanım'ın talepleri başımızın üstüne. Tamam, sustum. Tamam. İyi akşamlar. Selam söyleyin kendisine. Ondan sonra peşime niye adam taktın Yiğit? Neden beni takip ettiriyorsun? Neden peşimdesin? Gölge gibi niye geliyorsun Yiğit efendi? Delirtiyor beni. Onu her gördüğümde işlere dokunması gözümün önüne geliyor. Başka hiçbir şey değil. 2 gün kaldı. Ay, geçmez şimdi bu 2 günde. Hayatım değişecek sonunda. Hayatım. İnsanın hayatı bir gecede nasıl değişebiliyor? Yapmasaydı, benden başkasına dokunmasaydı, şimdi evimizde, yuvamızda olsaydık ne olurdu yani? Hı. Yuva değil mi? Yuva. Koskoca Kozan çiftliği artık benim yuvam olacak. Yuva. Yuva. Ben buna inanmıştım. Yiğit'le bir yuvamız olacağına inanmıştım. İçinde aşk, hayaller ve çocuklar olacaktı. Ay, yine mi oda servisi Elmas? İki canlıyız ya. Hem ben yemiyorum, oğlu işim yiyor.
Fısın tısın olacak benim yeğenim. Sadece özür dilemek için geldim. Seni de, özrün de, söyleyeceğin tek bir kelimeyi de duymak istemiyorum. Güvenli yaratma bana. İnsan gibi çekil git kapımdan. Kapıyı yüzüne çarparken iyisin de böyle döndükten sonraki suratını görse adam vallahi kamp kurar otele gitmez. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Çok seviyorsun onu. Çok seviyorsun. Anne dur diyorum, dur. Kimse görmeden yürü hadi. Sana hayır diyorum. Hayır diyorum sana, koca kadınım ben ya. Sen nasıl zorlarsın beni? Nasıl zorlarsın? Gelmiyorum, anladın mı? Zorlayamazsın beni. Peki koca kadın. Kendi kararını kendin ver. O koca aklında rezil rüsva bir oyun oynadın. Yine o koca aklında kuzeninin bebeğini Yiğit'in bebeği diye yutturacaksın. Hı? Demek bunun bedelini ödemeye hazırsın öyle mi? Anne. Bak sen benim arkamdasın. Sen beni ele vermedin, hiç kimse bilmiyor. Bedel falan yok. Kimse bilmiyor. Fırat? Fırat biliyor. Biz Fırat'la konuştuk, anlaştık. Sana anlattım. Fırat beni ele vermez, veremez. Anne Yiğit öldürür Fırat'ı. Sen onu yaşıyor mu sanıyorsun? Hı? Aptal. Adam senin aşkında ölmüş zaten. Anlamıyorum ben. Senin beni neyle korkutmaya çalıştığını ben artık anlamıyorum. Gerçeklerle işler. Sen benden korkacağına gerçeklerden kork. Çünkü gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Hayır Fırat cesaret edemez buna. Hem beni kaybeder hem canını kaybeder. Fırat her şeyini kaybeder. O bebek doğduğunda kaderin değişecek. Sen kendi kaderini bir ömür sana aşık hastalıklı bir adamın iki dudağının arasına teslim edeceksin. Elinde çocuk kozuyla seni avucunun içine alacak. Şimdi sen ne istersen onu yapıyor değil mi? Kölen gibi. Yarın ne olacak işler? Ha? Yarın o bebek doğduğunda sen gerçeklerin kölesi olacaksın. O ne isterse yapmak zorunda kalacaksın. O bebek o uğursuza öyle bir güç verecek ki bir ömür hasta bir adamın ağzına bakacaksın işler. Bu bebek benim Yiğit için son şansım. Benim başka şansım yok. Başka çarem yok benim. Eğer bu bebeği benden alırsan ben Yiğit'i de kaybederim. Ben Yiğit'i kaybedersem ölürüm anne. Kürtaj yok. Kürtaj falan yok. Risk alacağım, bebeğimi doğuracağım ben. Yiğit'e söylerim. Yapmazsın. Yapacak olsan ne gece yapardın, yapamazsın. Şimdi benimle gelip o bebekten kurtulmazsan... kızım her gün öleceğine bir gün ölsün derim... ve sana yemin ediyorum onu arar, her şeyi anlatırım. Anne. Elimden tutup şimdi tıpış tıpış geliyor musun? Yoksa ben Yiğit'i mi arıyorum? Seçimini sen yap. Thank you.
Buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Ben ajansla buluşacağımızı sanıyordum. Fırat'la konuşmadan önce seninle konuşmak istediğim noktalar var. Tabii, sizi öyle uygun gördüyseniz. 5 dakikaya oteldeyim. Peki. Alo. Cahit, ben otele geldim şimdi. Nur'la konuşmayı deneyeceğim gene. Sen beni bekleme, başlat toplantıyı. Ben size yetişirim, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme, ben yetişeceğim. Hadi beni beklemeyin, başlayın toplantıya. Hadi. Nur. Nur. Ben bu otelden gidiyorum. Gittiğim yerde seni görürsem uzaklaştırma kararı çıkartırım, haberin olsun. Bak, ben seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama sen beni hiç anlamıyorsun Nur. Evet, anlamıyorum. Beni aldattın. Bunu anlayamıyorum. Seni her gördüğümde işlerin kısla kısla ben hamileyim demesi gözümün önünden gitmezken kendini zorla gözüme sokmanı anlayamıyorum. Bak, ister anla, ister anlama, o Allah'ın belası hatalarımla son nefesime kadar seni ne kadar çok sevdiğimi söylemeye devam edeceğim ben. Sevmek bir şey. Sen bu bencilliğine, sen bu düşüncesizliğine sevmek mi diyorsun? Ben inanmıyorum. Anladın mı? Sen benden başkasına dokunabildikten sonra adına sevgi dediğim bu bencilliğe inanmıyorum. Bak, bana her şeyi söyle, istediğini söyle. Hatta daha ağırlarını bile. Evet, ben bunları hak ediyorum ama asla, asla Nur. Seni sevdiğime inanmadığını söyleme bana. Ya ben dokunsaydım Yiğit? Ne oldu? Düşünmek bile nefesini kesiyor değil mi? Senin düşünmeye bile gücün yetmiyor ama ben yaşıyorum Yiğit. Ve seni her karşımda gördüğümde utanmadan hala bana bizden, aşktan, sevmekten bahsettiğinde ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Hayır. Hayır, bunu istemiyorsun, yapmayın. Ne olur yalvarırım, konuşmayalım. Konuşalım konuşalım diye peşimde dolanıp durdun sen. Al. Konuşuyorum işte. Seni her gördüğümde söylemek istediğim tek şey... Hayır. Hayır, hayır. Bana yaptığının aynısını sana yapmak. Ben ne yaşadıysam aynısını sana yaşatmak. Ne oldu? Çok mu acıdı? Şimdiden acıdı mı Yiğit? Yok. Yok ama benim kadar acıyamaz. Ben ne yapsam senin yaşayacağın acı benimkinin aynı olamaz. Çünkü biz boşandık. Biz ayrıyız. Benimkinin adı en azından ihanet olmaz. Hayır Nur, hayır. Hayır, bunlara inanarak söylemiyorsun. Sadece benim canımı yakmak için konuşuyorsun. Sen yapma. Yalvarıyorum, böyle söyleme. Bak, senin istediğin bu değil. Senin istediğin başka birisi değil Nur. Öyle mi dersin Yiğit? Başkası olamaz mı dersin? Aramızda ne geçerse geçsin. Mert de, doğacak çocuğumuz da senin olduğu kadar benim de çocuğum. Ben çocuklarım için canımı veririm. Anlıyor musun? Dünya bir yana, çocuklarım bir yana. Bunu kafana sok artık. Ne olursa olsun, ben çocuğuma can verdiğim geceyi hatırlamasam da, o gece benim hayatımın en büyük pişmanlığı olsa da, o çocuk benim de evladım. Anlıyor musun? Artık onu istememekle beni suçlamaktan vazgeç. Çünkü bu doğru değil. Ben canımdan geçerim. Evladımdan vazgeçmem. Vazgeçme. Vazgeçme. Bir şey mi dedin? Ne oldu? Saldırmayacak mısın? Utanmadan, yüzün kızarmadan eski karımdan uzak dur demeyecek misin? Ben onu aldattım.
ama o hala benim. Çünkü ben hem suçlu hem güçlüyüm. Çünkü ben Yiğit Kozan'ım, erkeğim. Ben her haltı yerim. Ama Nur benim eski karım. O yapamaz demeyecek misin? Kendine gel. Nur, yalvarıyorum. Bak, yalvarıyorum, kendine gel Nur. İşte ben de onu diyorum Yiğit. Ben kendime geliyorum. Sen istesen de, istemesen de ben kendime geliyorum ve yürüyorum. Kariyerse kariyer, gönülse gönül. Ben yoluma yürüyorum. Hadi. Gücün yeterse durdursana beni. Buradan hemen gitmek istiyorum, hemen gitmek istiyorum. Hemen. Tamam Yiğit, sakin ol. Sakin ol Yiğit, sakin ol. Derin nefes al sakın. Sakın yapma, sakın. Bırak uzaklaşsınlar. Bırak uzaklaşsınlar. Sakın adım atma. Sana umarım samimiyetini ispatlarsın demiştim. Yıllarca uyuduğum hastaneye bu kez istenmeyen bebeğimizle vedalaşmak için gidiyorum. Eğer onu gerçekten istiyorsan işte sana fırsat Yiğit. Bebeğimizi gerçekten istiyor musun? İspat et. Geç. Ne yaptı bu adam sana yine? Tir tir titriyorsun. Ne oluyor buna böyle? Dur, gidelim mi? Tabii. Hayır İclal, hayır, hayır İclal, hayır! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Bekle beni. Yalvarıyorum, bekle beni. Yapma İclal, yalvarıyorum, yapma. Hadi kızım. Acil Hanım'a mı bir şey oldu acaba? Yoksa Mert'e mi bir şey oldu? Ay Allah korusun. Sen ciddi misin? Olmamıştır değil mi? Bir şey olmamıştır Mert'e. O şu anda ne yaptığının farkında mısın? Şey, kafam çok dağıldı. Özür dilerim. Hala o adam için endişelenip, hala o adamı merak ediyorsun. Haklısınız. Boş bulundum sadece. Özür dilerim. Onu hala seviyorsun. Biz iş konuşmaya gelmiştik. Senin için üzülüyorum. Bu konuyu kapatsak artık. Sen o defteri kapamadığın sürece bu konu kapanmayacakmış. Hala o adamı düşünüyorsun. Şu anda bile. Biraz önce seni sinirden tir tir titretmesine rağmen hala aklın o adamda. Aşk. İşte aşk. Bitti demek de bitmiyor. Öfkeyle, nefretle, kırılan hayallerle bile bitmiyor. Ama bitmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Bizim durumumuzu da değiştirmez. Buna teslim olmayacağım. Lütfen. Hadi işimize bakalım. Gizlilik için desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama inanın ailemiz hastanenizin bu anlayışını hiç unutmayacak. Keşke böyle olmasaydı Aytun Hanım. Yalnız lütfen Yiğit Bey'in bu operasyonu
onayladığını gösteren belgeyi en kısa zamanda bize iletin. Malum bu durumun aciliyeti yüzünden sadece sizin için esnettiğimiz bir kural. Tabii. Seyahatten dönsün mutlaka. İcren Hanım hazır mısınız? Bize bir iki dakika izin verebilir misiniz? Peki. Bana bak. Sakinleş artık. Doktoru işkillendireceksin. Bak, şimdi çok zor geliyor biliyorum ama yavrum, bu bebeğin doğmaması lazım. Bu bebek senin kurtuluşun değil, esaretin olacak. Yiğit'i sana değil, seni o adama bağlayacak. Şimdi sen hayatını karartacak bir hatadan döneceksin. Yiğit bunu kendinden bilecek. O kadın yüzünden seni üzdüğü için bebeğinizden vazgeçtiğini sanacak. Vicdanına oynayacaksın, mağdur olacaksın. Ben hep arkandayım, merak etme. Acını atlatman için de, Yiğit'i geri alman için de hep arkandayım. Hastamızı alalım mı artık? Hadi. Hadi. Nereye bakıyorsun sen öyle? İclal bir şey mi oldu? İclal Hanım, dilerseniz tekerlekli sandalye getireyim. Siz sandalyeyi getirin, yürüyemeyecek herhalde. Bana bak. Bir şeyler karıştırdın yine değil mi? Ha? O adama haber verdin. Allah seni kahretmesin. Bizi rezil edecek. Eğer o adam buraya gelmeye cesaret ederse var ya. İclal! Ben şimdi ele gelirsen benim hatamı bahsederken yakalanırsın. Anne bak, kardeşimi kaybettin. Beni de kaybedersin, yeğenlerini kaybedersin. Bütün aileni kaybedersin. Bilmek zorundaydım. Yüreğimizi gerçekten istediğini bilmek zorundayım. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Eğer işine devam edip kariyerini bir iftira yüzünden çöpe atmak istemiyorsan, o adamla arana mesafe koymak zorundasın. İstediğin kadar işime devam edeceğim. Kimsenin işime engel olmasına izin vermeyeceğim de boş laf. O adam etrafında dolanmaya devam ettiği sürece boş laf. Lansman felaketinden sonra olanları hatırlıyor musun? Bütün kadınlar senden nefret etti. Sonra Yiğit Kozan gazeteci döndü. Nur yine manşetlerde. İnsanlar seni model olarak değil, bir kozmetik devinin yüzü olarak değil, bir reklam yıldızı olarak değil, sadece Yiğit Kozan'ın ikinci karısı olarak hatırlıyor. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ne söyleseniz yerden göğe kadar haklısınız. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Eğer kendini bana teslim edersen, ben seni bu çıkmazdan çıkarmanın yolunu biliyorum. Kerem Bey, lütfen şu garip teklif konusuna geri dönmek istemiyorum. Aslında o teklif seni bütün bu olanlardan kurtarmanın en garantili yoluydu. Ama seni huzursuz ettiğine göre ben unuttum. Lütfen sen de unut. Şimdi cevap ver. Seni bu çıkmazdan çıkarmamı istiyor musun, istemiyor musun? Tabii. Tabii ki. Tamam. O zaman otelden ayrılıp benim boş olan evlerimden birine taşınacaksın. Ne? Nur, sakin ol. Bana taşınacaksın demedim. Boş olan evlerimden birine taşınacaksın dedim. Bakın, ben zaten ev tutmayı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim ama ben kendim... Tamam. Bir emlakçıya gideceksin. Yeni evini tutacaksın. Ertesi gün Yiğit'i kapının önünde bulacaksın. Birkaç güne de paparaziler adresini öğrenmiş olacak.
yeni manşetler. Yiğit Kozan eski karısının evine girerken görüntülendi. Mideme kramplar sokuyorsunuz. Flaş, flaş, flaş. Yiğit Kozan eski karısının kapısının önünde uyuyor. Az sonra. Buna gülmen mi gerekiyordu? Bana değil Nur. Eski kocana kız. Tıpkı bugün olduğu gibi bütün bunlar ileride de yaşanacak. Ama benim dediğimi yaparsan, benim boş evlerimden birine taşınırsan, bunu sekreterimden başka hiç kimse bilmeyecek. Ajansa gitmeyeceksin. Bütün bu kozan fırtınası dinlenene kadar evden dışarıya adım atmayacaksın. Kafanı dinleyip kendini toplayacaksın. En önemlisi ne biliyor musun? Yiğit seni eliyle koymuş gibi bulamayacak. Orada bütün kontrol benim elimde olacak. Ben bunu yapmak istediğimden emin değilim. Yani siz onu tanımıyorsunuz. O kafaya koyduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile gitsem yine beni bulur. Kendine dürüst ol Nur. Sen gerçekten Yiğit'ten kurtulmak istiyor musun? Yoksa bütün bu kaçma kovalamaca senin Yiğit'e karşı ölmeyen duygularından dolayı hoşuna mı gidiyor? Yeni kiracınız hayırlı olsun Kerem Bey. Ya yetişemeseydim, he? Ya yetişemeseydim hiç düşündün mü? Bir mesajla bebeğimizi öldürmek üzere olduğunu söylüyorsun. Ya telefonum kapalı olsaydı, he? Ya toplantıda olsaydım, ya başka bir işim çıksaydı ne olurdu, he? Ne yapardık? Haklısın. Ben öyle bir anlık buhran düşünemedim, özür dilerim. Ya nasıl yaparsın bunu? Daha dün sana bebeğimizle ilgili söylediğim onca şeyden sonra bunu nasıl yaparsın? Haklısın Yiğit. Tamam, ne desen haklısın. Ya sen, he? Sen teyze, sen nasıl göz yumdun buna, he? Nasıl kızının elinden tutup buraya getirdin torununu yok etmek için? Vallahi ikiniz de doğduğunuza pişman ederdim. Yemin ediyorum, doğduğunuza pişman ederdim size. Sen kendine geleceksin işte. Yaşadığın bunca şeyin acısını günahsız bir çocuktan çıkartamazsın. Kızını al eve götür. Ve bil ki bunu unutmayacağım teyze. Bunu unutmayacağım. Komşu evi hazırlatıyorsun. Bu akşam içinde döşenmesini istiyorum. Ben kendim... Evet, evet. Bu akşam. Bu akşamdan itibaren Nur Hanım orada kalmaya başlayacak. Nur Hanım mı dediniz Kerem Bey? Anladım. Anladım tabii. Ben hemen ilgileneceğim. Bir günde ev döşemek kolaydı çünkü. Ev mi döşüyorsun? Sormayın Azal Hanım. Nur Hanım'ın evini döşeyeceğim. Anlamadım, nasıl yani? Vallahi ben de anlamadım. Nur Hanım Kerem Bey'in yanındaki boş eve taşınacakmış. Yanına. Yanına taşınıyor yani. Yani. Peki. Sana kolay gelsin o zaman. Ben biraz çıkıyorum, önemli bir işim var. Umarım siz haklı çıkarsınız ve bu yeni ev beni bu çıkmazdan kurtarır. Pek umutlu görünmüyorsun. Çünkü Yiğit'i tanıyorum. Evet, belki beni eliyle koymuş gibi bulamayacak. Ama o kafasına koyduktan sonra ne yapar, ne eder, beni bir şekilde bulur. Bundan hiç şüphem yok. Nur, söylediğim gibi bu benim kesin çözüm dediğim bir öneri değil. Ama sen kesin çözümü duymak bile istemediğine göre... O konuyu kapatmıştık. Evet. Ve umarım her şey istediğin gibi olur. Ve tekrar açmak zorunda kalmayız. Kalkalım mı artık? Thank you.
Tamam oğlum, tamam. Geldim. Kapıdayım ya. Ya kapıdasın da toplantı bitti. İnsanları daha fazla tutamadım. Çalışacaklar. Ya, gerçekten geçerli sebeplerim var. Anlatacağım. Sen geç odaya bekle. Geliyorum ben. Yiğit Bey. Beni hatırladınız mı? Ben Kerem Sancaktar'ın asistanıyım. Ha, evet. Size söyleyeceklerim var. Ya ne yapıyorsun sen ya? Seni kaçırıyorum.